Hepsine aşk olsun diyelim. Güruhun acilen gelmişiz, biz insanı hak bilmişiz. Hakkı görmek için cem olmuşuz, dara durmuşuz. Aslında yaptığımız karanlık beyinleri aydınlatmak için. Karanlık beyinler var ya, onları aydınlatmak için. Bunu da yapmaya sonsuza kadar devam edeceğiz. Kimsenin de bu işi söndürmeye gücü yetmeyecek. Kimse şimdiye kadar söndüremezlerse bundan sonra da yapamayacaklar. Bunu yapamanın en büyük nedenlerinin birisi meydana çıkıp delikanlı gibi her şeye rağmen, bedel ödemesine rağmen karşı durma becerisini gösteren, bedel ödeyen canlarımıza da burada aşkı niyaz ediyorum. Bak emeklerini boşa götürmesin diyorum. Ve şimdi çırağımızı uyandıralım. Himmet ederseniz sevgili canlar. Bismillah, Allah Allah. Çerağımız yansın, yakısın hak aşkına. Çerağımız yansın, yakısın Şah-ı Medan Ali'ye Murtaza. Çerağımız yansın, yakısın pirlerimizin, müşriklerimizin ve rehberlerimizin aşkına. Çerağımız yansın, yakısın bu yolda bedel ödeyen şehitlerimizin umuru aşkına. Çerağımız yansın, yakısın birliğimizin ve beraberliğimizin aşkına. Gerçeğe büyüdü ya Allah, ya Muhammed, ya Ali'yeli, ya Kanun. Rızalığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördüğünüz ve rızalık gösterdiğiniz için eyvallah diyorum, çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim, AK ve Genel Başkan, kurumlarımızın değerli temsilcileri, cem evlerimizin başkanları, siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dedelerimiz ve Alevi canlılar, hepiniz Sultan Gazi Pir Sultan Cem Evi Kongresi'ne hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki hakikaten bu mekanların oluşması Alevi toplumunun ve dostlarının uzun yıllar alan mücadelesinin sonucu ortaya çıktı aslında bu mekanlar. Yoksa bu mekanlar kendiliğinden durup dururken kimsenin bize bahşettiği mekanlar değil. O yüzden çok kıymetli. Burada kongre yapabiliyor olmak, bir arada olabiliyor olmak, kendi sözümüzü kurabiliyor olmak oldukça önemli. Herkesin kendi dilinde, renginde, düşüncesinde, anayasa önünde her yurttaşın layık demokratik cumhuriyette eşit yurttaş olması için bugüne kadar mücadele ettik. Bundan sonra da mücadelemiz devam edecek. Bizler buradan siyasi partilere, gerek iktidara, gerekse muhalefete seslenmek istiyoruz. Bir soru alabilir miyim sevgili canlar? Bugün ülkemizde bir barış şiarıyla yola çıkan, el uzatılan ama bu ellerin ülkemizin üzerinde hiçbir gölge düşürtmeden, hiçbir algıya, hiçbir siyasi malzeme etmeden biz Aleviler olarak bu ülkede yaşayan her inancın, her dilin, her kültürün kardeşçe bir arada yaşaması için bu barışı, bu kardeşlik şiarını sonuna kadar destekleyeceğiz. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Hukuk herkes için olmalı. Adalet herkes için olmalı. Eşitlik herkes için olmalı. Özgürlük herkes için olmalı. Ama bugün ülkemizde baktığımızda
bu içinde bulunduğumuz sizlerin var ettiği, imece usulüyle var ettiğiniz cemeğiniz bugün inancımız yargılanıyor. Buradan ben muhalefet partisine de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarımız vardı, canlarımız vardı. Meclis üyeleri vardı aramızda. Miting var diye gittiler. Evet 2:30'da buradaki canlar araçla gidecekler ama sevgili canlar, bakın bizim inancımızı büyük şehirlerde, ilçe belediyelerde cemevleri inanç yeridir, ibadet yeridir ya da değildir diye oylattılar. Bu kimsenin haddi de hakkı da değil. Bizim inancımızı kimse oylayamaz da tarif de edemez. Kadimden bugüne kadar Alevilerin cemevleri inanç ve ibadet yeridir. Bunu olsa da olmasa da kabul etmek zorundalar. Burayla ilgili sosyal tesis ben yeni duydum. Gerçekten eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir şey yapmışsa çok büyük bir ayıp etmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu Alevilere, Alevi itikad inancına Sayın İmamoğlu her söyleminde cemevleri Alevilerin ibadethanesidir deyip mecliste bu kararı aldırıyorsa ki daha evvelden de bu yasalaştı da esasında biz ne kadar karşısına çıktık torba yasayla beraber yasalaştı da var olan yerlerde belediyeler yeni imar planları içerisinde ibadethane olarak cemevlerine yapma yetkisi de verildi. Ben de burada gerçekten böyle bir şey yapılmışsa bu hatalarından ivedi bir çerçevede dönmeleri, dönmüyorlarsa kesinlikle her platforma, her yerde sözümüzü gür bir şekilde söyleriz. Sevgili dostlar, evet gerçekten biz inancımız için çok acılar yaşadığımızı söyledik. Artık Cumhuriyet döneminde, Dersim'de, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de ve bugün insanlarımız ötekileştiriliyor, farklılaştırılıyor. Tabi daire başkanlığı oluşturdular. İçinde Alevilerin olmadığı yeni bir tanımlama. Düşünün cemevine bir görevlendirme yapıyorlar. Cemevi dedesi diyemiyorlar. Cemevi uzmanı diyorlar. Cemevi uzmanı. Böyle bir mantık, böyle bir söylem olabilir mi? Ki bu kurulan başkanlıkta bu katliamlarla ilgili anmalar yapılıyor. Tek bir kelam söylemiyorlar. Niye? Egemen mantığın, zihniyetin gözüyle, düşüncesiyle bize bakıyor. Yine aynı çerçevede cemevler Alevilerin ibadethanesi mi bile söylemini dillendiremiyorlar. Çünkü orada bir memur durumdalar kendileri. 3-5 kuruş paraya tavaf ediyorlar. Bu gerçekten çok yazık, çok günah sevgili dostlar. O anlamıyla ilgili Aleviler nezdinde de var olan ne kadar burası sevgili Dilek bir an önce söyledi. Mekanımız belki dar olabilir. Kendi ekmeğimize, dişimize, tırnağımıza yaptığımız, verdiğimiz hak lokmalarıyla var ettiğimiz bu kurum bizim için asıl olan burasıdır sevgili dostlar. Biz tarih boyunca cemevlerin içinde ibadetlerimizi yapmadık. Evlerimizde, hayat bizde özellikle köylerde evin içinde en büyük salon köyün içinde neredeyse hizmetlerimiz, inancımız, gelenek, göreneklerimiz orada yaptık. Ki sokakta da yaparız ama günün koşullarında artık dünyanın her yerde kabul gördüğü, Alevi örgütlenmesinin her yerde etken olduğu, özellikle 21. yüzyılda cemevlerin ibadethane olarak kabul görmemesi bu ülkeyi yönetenlerin, bu ülkede devletin utancı olarak tarihe geçmesi gerekiyor. Bu utançlar artık yüzleşmeleri gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Alevileri oraya adeta sürgün ettiler sevgili dostlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Yeryüzünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başka bir karar yok sevgili canlar. İnanç merkezleri ilgili bir açılmış bir dava yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yeri geldiğinde biz biriz, diriz, iriz, kardeşiz sloganları hatırlıyor. Keşke olsak. Gerçekten buna ihtiyacımız var sevgili dostlar. Biz...